Üsküdar Üniversitesi olarak burada değişik gruplar altında, özellikle moleküler biyoloji ve genetik bölümü programı altında değişik alanlarda çalışmalar yapıyoruz. Mesela bir grubumuz kanser araştırmalarını gerçekleştiriyor. Hatta bu ayın başında ayrıldı. FAS'tan bir tane postdoc öğrencimiz vardı burada. Geldi, epeyce çalıştı. Sonra o ayrılmadan bir hafta, iki hafta önce de profesör hocası geldi. Oradaki tez danışmanı geldi. Şu an onlarla ilgili bir ortak ikili proje hazırlığı içerisindeyiz. Onu tamamlayacağız. O kanserle ilişkili tamamen. Bu arada bir grubumuz farmakogenetik ve bireyselleşmiş tedavi ile ilgili çalışmaları yürütüyor ki benim 22-25 Temmuz'da Konya'da Uygulamalı Biyolojik Bilimler Kongresi'nde zaten konuşmamın başlığı da farmakogenetik ve bireyselleşmiş tıp 2. üst üste Üsküdar Üniversitesi örneği olarak orada sözlü bildiri olarak bunu Türk bilim dünyasıyla paylaşacağım. Öyle bir grup çalışmamız var ki bu ciddi anlamda da bize özellikle Avrupa ve Amerika'daki daha işte pazar gün NAFSA toplantısından geldik, Colorado'daydık. Orada da zaten bu şeyleri bahsettiğimizde insanlar ciddi anlamda bir güzel reaksiyon veriyorlar. Hatta California State University'den dış ilişkilerden sorumlu direktörle orada yine konuştuk. Gelip burayı ziyaret etmişti, laboratuvarlarımızı, hastanemizi, üniversitemizi. Hadi ne duruyoruz artık, bir şeyler yapalım noktasına geldi. Yani bu ciddi anlamda çok güzel bir konuydu. Bu arada biyoteknoloji grubumuz var. Biyoteknoloji grubunda da özellikle ciddi anlamda çalışmalar yapılıyor ki zaten buna bağlı olarak da biyoteknoloji araştırma uygulama merkezimiz var. O merkezin müdürlüğünü de ben zaten yürütüyorum. Üniversitemizin davranış ve sağlık bilimleriyle ilgili odaklanmış olmasından kaynaklanan mesela benim iki tane master öğrencim otizmle ilgili birkaç tane genin ilişkisi olup olmadığını araştırdılar. Bir tanesi tezini bitirdi, bir tanesini de yazma aşamasına geldi. Dolayısıyla davranış bilimleriyle de moleküler biyolojinin nasıl iç içe olduğunu ve ya da beyin ve nöronların içerisindeki moleküllerin ne kadar bu konuyla alakalı olduğu yönünde de ciddi çalışmalar yapıyoruz. Şimdi moleküler biyoloji aslında bir trend. Yani artık klasik anlamdaki biyoloji bölümleri şu an devlet üniversiteleri de ona döndüler. Aslında moleküler biyolog olmayan, hocalar da moleküler biyolojinin içerisinde görev alıyorlar ama moleküler biyoloji hakikaten daha detaylı, daha ince hücrenin yapısı, genlerin çalışma mekanizması ve genlerin hücrenin davranış şekli, vücudun davranış şekliyle olan ilişkileri ni öğrenme açısından ciddi anlamda önemli. Bu arada moleküler biyoloji zaten şu an biyomühendislik ya da biyoteknoloji dediğimiz alanın, biyomedikal ile ilgili bütün alanların, hatta şöyle diyebilirim, bütün geniş çerçevede life science'ın, biyolojik bilimlerin, hayat bilimlerinin tamamının temelini moleküler biyoloji oluşturuyor. Ve moleküler biyoloji ile buluşmayan da zaten herhangi bir diğer anlamda söylediğimiz bir şey yok. Ne diyelim, başka bir bilim dalı yok. Yani mutlaka gelip moleküler biyolojiyle birlikte olması gerekiyor. Artık gövde burası. Belki kök burası. Belki de kök burası. Gövdeyi başka bilimler oluşturuyor ama kök moleküler biyolojiden kaynaklanıyor. Özellikle genlerin işte çevre ve işte bir takım davranış şekillerimiz, hastalıklarımız vesaireyle olan ilişkilerinin daha detaylı şekilde anlaşılmasından dolayı hakikaten kökün burası olduğunu söyleyebiliriz bence.